arkadaşlar. Burada arabayı nasıl aldım ve bu sigorta işi. Burada çok kolay arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce bahsettim. Araba burada, kapalı kutu alayım, tamirciye götüreyim falan. Her şey anlaşıyorsunuz ve bu arada benden size kime sorduysam yok dedi. Her gittiğim arabada bir sıkıntı çıktı. En az 5 tane araba gördüm. Hayır, anlamıyorsanız anlayan bir tanıdığınız varsa onunla. Yani banka hesabında falan kimse vergiyle uğraşmak istemediği için keş alıyorlar parayı. Ben sadece ikisini kullandım. Başka sitelerde vardır. Evet gençlik, hepinize selam. Selamlar. Ne yapıyorsunuz, ne var ne yok? Çıktık böyle bir dandiyi keşfediyoruz, hiç gelmediğimiz yerlere geldik. Uzun zamandır bir tarafa çıkmamıştık zaten. Şöyle demin gösterdiğim gibi insanlar, denizin bu kısmı ayrı, sanki bir göl gibi. Burada su sporları falan yapıyorlar. Böyle yürüyüş parkurları var. Şöyle karşıya geçip bu yoldan daha ileri gideceğiz bakalım. Orada da deniz var. Bakalım neler olacak. Evet. Beyler, bayanlar. Şu an gelebildiğim en yakın deniz mesafesi burası. Buraya gelmek için bile yarım saattir yürüyorum yani. Yürüyoruz. Kaç, yarım saat? Ya, yarım saat ancak. Gördüğünüz gibi karşı ada var. Kimse de yok zaten bizden başka. Ya bunun belki de plaj kısmı falan vardır, bilmiyorum da. Neresindedir? Belki şu ta ilerlerde olabilir. Hiçbir fikrim yok, ya da karşı tarafında vardır. Gerçi girilecek gibi değil yani. Genelde soğuk burada havalar. En sıcak dediğimiz havalarda bile. Aa, ben şöyle bank zannettim, otururuz dedim ya. Kapıymış bu. Bank yok mu? Nereye atacağız? Evet, Mahmud'u bir giyin başlayalım. Bugün hemen sıcağı sıcağına, aslında aklımda olan bir konuyu bir takipçim sordu YouTube'da. Abi dedi, orada arabayı nasıl aldın ve bu sigorta işlemleri nasıl oluyor? Çeker misin videosunu dedi. Hemen çekiyoruz sıcağı sıcağına. Evet. Şimdi öncelikle araba almak aslında burada çok kolay arkadaşlar. UK'de eminim yani komple bu şekilde oluyor. Çünkü ben İskoçya'da aldım, İngiltere'de bir araba almamıştım ama sistem aynı sistem. GoUK üzerinden işlemler yürüyor. Nasıl oluyor derseniz, öncelikle alacağınız arabayı belirliyorsunuz. Ben Facebook Marketplace'ten buldum. Gidiyorsunuz işte, beğeniyorsunuz. Dediğim gibi daha önce bahsettim, araba burada, kapalı kutu alayım, tamirciye götüreyim falan bir şeyiniz yok. O yüzden arabayı alıyorsunuz. Bakıyorsunuz, bir test ediyorsunuz. Tabi adamla fiyatı falan her şeyi anlaşıyorsunuz ve bu arada benden size tavsiye, üzerine bastıra bastıra sorun arkadaşlar. Arabada bir sıkıntı var mı? Bak bir sıkıntı var mı? Bak bir sıkıntı var mı? Ben kime sorduysam yok dedi. Her gittiğim arabada bir sıkıntı çıktı. En az 5 tane araba gördüm. Yani tabi 4-5 tane arabayla görüştük, baktık. Sıkıntı çıktı. Zaten ilk aldığım arabada da ayrı bir sıkıntı çıkmış. Neyse, bunları şu an kesip atıyorum, onu başka videoda bahsedeceğiz. Özetle bu yani. Arabaya iyi bakın. Anlıyorsanız sizin için daha iyi. Anlamıyorsanız anlayan bir tanıdığınız varsa onunla gidin. Arabayı gördünüz. Buldunuz. Dediniz ki aha tamam bu kardeşim. Nasıl oluyor araba? Burada keş alıyorlar arkadaşlar paraları. Yani banka hesabında falan kimse vergiyle uğraşmak istemediği için keş alıyorlar parayı. 1000 pound'un altındaki arabalardan çok bir verim beklemeyin ama sizi götüren güzel arabalar da çıkacaktır mutlaka. 2007-2008 falan. Piyasasını bakarsınız artık. Dediğim gibi Facebook Marketplace'ten Gumtree var, oradan böyle ben sadece ikisini kullandım. Başka sitelerde vardır mutlaka. Bakalım, arayabilirsiniz. Neyse, arabayı buldunuz. Dediğim gibi gittiniz. Adam cash para istiyor. Arabayı test ettiniz. Arabaya parasını verdiniz ve arabayı aldınız. Gel notere gidelim. Bilmem ne yok. Arabayı aldı adam, çekti gitti evine, hadi. Selamünaleyküm. Bitti. Araba sende. Kardeşim, bu arabanın sigortası var mı? Ben eve gideceğim ama nasıl olacak? Bir de burada sigortalar şahsi üzerinize oluyor arkadaşlar.
tamam plakadan okutunca arabanın sigortası çıkıyor ama sahibinin üstüne çıkıyor. Ona da çok dikkat edin. Yani biz de öyle aldık. Yani adamın üstüneydi. Ben aldım gittim eve kadar. Hani dedim sigortası var mı gidene kadar idare eder ama Allah vermesin bir kazaya karıştınız. Bir aksilik oldu, bir durum oldu. Yanar başınız çünkü sigorta sizin üzerinize değil. Burada da böyle bir absürt bir denge söz konusu. Yani öncelikle sigortayı yapmanız lazım. Bu da biraz uzun iş. Peki ne yapıyoruz? Dediğim gibi verdiğiniz adama parasını aldınız, evinize gittiniz. Tamam, buraya kadar güzel. Herhangi bir kişi. Ha, bu arada şey söyleyeyim, arabanın ruhsatları görsele ekleyeceğim. Bu tarz bir ya da şu tarafta. Hep bunu yapmak istemiştim. Neyse, görselden bakacaksınız. Burada ruhsatlar bu şekilde. Ondan sonra adam size normalde bütün ruhsatı vermiyor ama ben alırken ilk arabamda bütün ruhsatı almıştım. Normalde şu gördüğünüz ya da şu gördüğünüz küçük New Keeper yazan yani yeni kullanıcı yazan kısmı siz alıyorsunuz. Ondan sonra işlemler nasıl devam ediyor? Arabayı aldınız, eve geldiniz. Beklerseniz ki sahibi satış yapsın, daha çok beklersiniz. Büyük yapmayabilir, bir sıkıntı olur. Sizin yapmanız lazım. Siz de nasıl yapıyorsunuz? Bu önemli bir konu. Bir kere arabayı alırken de satarken de karşı tarafın bütün bilgilerini alıyorsunuz arkadaşlar. Ev adresini, açık ev adresini, işte posta kodunu, telefon numarasını, e-mail adresini, ismini, soy ismini tam olarak alıyorsunuz. Gidiyorsunuz zaten ruhsatta yazıyor da. Siz yine de alın. Kimden aldığınız belli olmaz arabayı. Giriyorsunuz arkadaşlar GoUK, GoUK'nin içinde V5 diyorlar buradaki ruhsat arkadaşlar. V5'i yani gösterdiğim ruhsatı üzerinize almak için yani üzerinize almak için bu siteye giriyorsunuz. Ya Sataka'ya da alırken ama her türlü satış diyorsunuz zaten. Çünkü aldım deyince olmuyor. Her türlü satıyorum ben var diyorsunuz. Yani bana satan adamın yerine sen satış yapmış oluyorsun ki eğer o yapmazsa ki büyük ihtimal yapmaz hemen. Siz hemen üstünüzü almak istiyorsanız. Gittiniz dediğim gibi GoUK'ye girdiniz. V5 transfer yazıyorsunuz Google arkadaşlar. Şu şekilde ya da şu şekilde V5 transfer yazıyorsunuz. Bu siteden çıkan adımları takip ediyorsunuz. İşte adınız, soyadınız, arabayı kimden aldınız gibi bilgiler çıkıyor. İşte satıcı mı, kişisel mi, personal diyeceksiniz. İşte adınız, soyadınız, kim işte arabayı alan, kim arabayı satan bu bilgileri dolduruyorsunuz, submit edip gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra daha o dakikadan itibaren araba sizin üzerinize geçmiş oluyor arkadaşlar. Siz satışını yapmış oluyorsunuz. Dediğim gibi alıcıysanız da satıcıysanız da satışı siz yapmış oluyorsunuz yani. Satıcıysanız zaten kendi adınıza satış yapıyorsunuz. Eğer alıcıysanız kimden aldınız? Atıyorum Ahmet'ten aldınız. Ahmet'in adını soyadını adamdan aldık yani bilgileri söyledim. O bilgileri giriyorsunuz. Alıcı kısmına da kendi bilgilerinizi giriyorsunuz. Tak submit ediyorsunuz. Bitti. Ondan sonra size DBLI'den mail geliyor. Diyor ki hayırlı olsun kardeşim. Araban oldu. Neyse. Şey şakası. Mail geliyor. Bilgilendirme maili. Ondan sonra yapmanız gereken şey arabanın taksını yatırmak arkadaşlar. Takslar burada değişken. Egzoz emisyonuna göre değişiyor. Yani dizel arabaların biraz daha iyi. Neyse çok detaya girmeyeceğim. Arabanın taksı zaten size çıkıyor. Taksını da gelen mailde linkler çıkıyor. Buradan diyor kardeşim tıklayıp GoUK'nin içine girip arabanın kaç para taksı var bunu hesaplıyorlar sizin için. İşte banka kartı falan tanımlatıyorsunuz. Ondan sonra her ay taksınızı taksitle ödeyebiliyorsunuz. Seçeneğini seçersiniz ya da bir kere de komple taksınızı ödeyebiliyorsunuz. Arabadan arabaya değişir takslar. Yıllık 20 pound'dan 500 pound'a 1000 pound'a kadar taks çıkabilir arabanıza göre. Sonra sigortayı nasıl yapıyorsunuz? Sigortada aslında biraz çetrefilli bir iş ama ve lakin çok zor bir şey değil. 5 dakikada sigorta kontrolü yapan siteler var. Ben de o şekilde yaptım. Yazıyorsunuz. Ne yazıyorsunuz? İşte insurance check for car falan yazın. İşte araba için insurance kontrolü. O zaten bir sürü zilyon tane site çıkıyor. Oradan bir tanesinden güzel bir siteden devam edin. Yazıyor size yine form sürekli bir form çıkıyor böyle önünüze. Onu doldurun. Adınız, soyadınız, arabayı ne zaman aldınız, arabanın rejistrasyon numarası yani plakası ıvır zıvır bunu soruyor. İşte kaç yaşındasınız? Ehliyetiniz UK mi yoksa non-UK mi? Bunlar çıkıyor. Evet ben Türk ehliyetimi yaptırdım arkadaşlar sigortayı. Biraz daha pahalı çıktı. Tabi bu bölgeden bölgeye de değişiyor. Londra'da 3000 pound olan sigorta atıyorum Londra dışında
1500 pound'a, 1000 pound'a düşebilir. Yaşınıza göre, çok gençseniz pahalı çıkabilir. Spor araba aldıysanız pahalı çıkabilir. Bunlar değişiyor. Tamamen sizin aldığınız arabaya bağlı arkadaşlar. Ve size bağlı. Çok zor bir şey değil. Size bir liste çıkıyor. Tamam, özetle. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Kameramanım. Aysel'in delileri yoruldu zaten. Neyse. Formu doldurdunuz. Size en sonunda 3-4 sayfalık işte bayağı bir sorular soruyorlar. Ondan sonra çıkıyor ama gözünüzü korkutmasın, zor sorular değil. Çıkan sonuçlara göre siz tercih yapacaksınız. Sigorta şirketleri sıralanıyor arkadaşlar. Ucuzdan pahalıya doğru. Atıyorum 1000 pound'a da çıkar, 6000 pound'a da çıkar. O arada sigortalar burada, unutmadan şunu da söyleyeyim. Burada sigortaların birçoğu, %90'ı, hatta belki de %100'ü bizim Türkiye'deki kaskoyu da kapsıyor arkadaşlar. Çalıntı, vurdu, kırdı, karşı taraf senin, her şeyinizi kapsıyor. Burada kasko ayrıca yaptırmanıza gerek yok. Zaten öyle bir şey yok. Burada sigortanızı yaptırdığınız zaman aracınıza kasko da yaptırmış oluyorsunuz. Arasından bir tane seçiyorsunuz, ucuz olanı. Ondan sonra oradan devam ediyorsunuz. Onun sitesine yönlendiriyor sizi zaten, resmi sitesine. Ben Marshmallow'dan yaptırmıştım. Marshmallow'dan devam ediyorsunuz, devam ediyorsunuz. Onlar size soruyor. İşte belge istiyor. Ne istiyor sizden? İşte yine proof adres istiyor. Arabanın ruhsatını istiyor. Bir adres göstermeniz lazım. İşte fatura falan üstünüze. Ondan sonra banka hesap dokümanlarınızı istiyor. Ondan sonra zaten işlem tamamlanıyor. Her ay para kesiliyor. Eğer taksitli yapmak isterseniz. İstemezseniz bir kere de ödeyebiliyorsunuz. Yani bu işler bu kadar oluyor arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.